Arkadaşlar herkese merhabalar. Southwell çalışmam bitmiştir. Kısaca yorumlar geçelim isterseniz. Yedili Plus'ın ilk ayından itibaren başlayalım. Yedili Plus'ın ilk ayında 146 gün aradan sonraki ilk klas altı Southwell'deki başarılı koşusundan sonra Newcastle pistinde bir 10 at içerisinde yedincilik gerçekleştiren ve orada yarışa hiç karışmayan bir numaralı Ehbahkum benim burada favorim arkadaşlar. İkili içinde 5 numaralı San Juan ile 3 numaralı Brandy Station'ı burada kendimce önde düşünüyorum. Altının ilk ayağına geldiğimiz zaman altının ilk ayağında başarılı solunum yolu operasyonu yaşadıktan sonraki koşmuş olduğu koşularında çok başarılı yarışlar sergileyen ve 7 koşusunda 2 birincilik alıp 2 ikincilikle şu an için formunu koruduğu görülen 3 numaralı Desert Lime burada tabii ki yarışın haklı favorisi. Yalnız 1 numaralı Scale Force'a baktığımız zaman Southwell'de yani bu hipodromdaki son koşmuş olduğu bir tık üst seviyedeki koşusunda Luke Morris ile bir altıncılık gerçekleştirdi. Bu isim de 193 gün aradan sonra peş peşe koşular koştu ve yavaş yavaş formunu bulduğu da görünüyor. Son bu Southwell'deki altıncılığında yarışa gitmedi. Bugün muhtemelen Jockey David Robert ile burada muhtemelen 3 numaralı Desert Lime'ı geçmek isteyecektir. Benim ikinci atım. Daha sonra 2 numaralı Stromover burada belki koşunun sürprizini gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. 3 favorim 2-1 daha sonraki ihtimaller. Altının ikinci ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada benim favori ismim arkadaşlar 5 numaralı Lihou. Bu Lihou'yu şu an üzerinde Holy Doyle mevcut ve Southwell'de muhtemelen Holy Doyle'un bu at için geldiğini seziyorum. Çünkü son koşusunda Tom Moorkirk yani Holy Doyle'un biliyorsunuz kocası bu çift evlendiler. Tom Moorkirk ile koştu ve talihsiz bir dördüncülük gerçekleştirdi. At sürekli olarak klas 3 ve klas 2 koşularda tabelaya yakın başarılı yarışlar yaşadığını görüyoruz. Bugün için Holy Doyle idaresinde şanssızlığını kırabilir. Benim favorim ve alternatif bankom ufak kuponlar için. Rakip olarak özellikle 4 numaralı dijital ile 2 numaralı Zarziani'yi tutuyorum. Ama buranın sürprizini de tabii ki yerimiz varsa 1 numaralı Kings of Stars'tan bekliyorum arkadaşlar. Gelelim şimdi altılının 3. ayağına. Altılının 3. ayağı bana biraz zorluk derecesi yüksek bir koşu gibi geldi. Yalnız burada ben şöyle bir baktığımız zaman favori isim olarak 3 numaralı Kitten's Dream'i tutuyorum. Neden 3 numaralı Kitten's Dream'i tutuyorum? Size hemen söyleyeyim. Bu at son koşmuş olduğu koşusu kesinlikle kayle alınmaması gereken bir isim. Phil Dennis ile koştuğu koşusunda 8 atla 7.lik gerçekleştirdi ama ondan önce Jonathan Fisher ile bir dördüncülüğü mevcut. Bugün de üstüne deklare olmuş. Muhtemelen koşunun şanslı ismi olduğunu düşünüyorum. Rakip olarak 5, 9, 10 küçük ve ufak ölçekli kuponlar için bence yeterli gibi görünüyor. Ama kuponu daha genişletmek isteyen dostlar varsa, burada sürpriz arayan dostlar olursa 1, 9, 6 ve 4 numaralı isimleri değerlendirmeye alabilirler. Altılının 4. ayağına geldiğimiz zaman altılının 4. ayağında şöyle bir baktığımız zaman burada benim bir alternatif banko adayım olacak. 3 numaralı Romanin in Gleaming. Bugün bu koşu için hazırlıklarını ve son koşmuş olduğu koşusundaki performansını fazla kayla almıyorum. Çünkü daha iyisini koşabilecek niteliklere sahip bir isim. Son koşmuş olduğu koşusu zaten bu hipodromda klas 5 koşuydu. Üzerinde o gün için Grant Lee, J. Lee vardı. Kimse o J. Lee işte. O vardı. Bugün alternatif isim olarak tutuyorum. Rakip olarak da
bir numaralı Domaçinos finish olabilir ama ben tahmin ediyorum bu 3 numaralı Romain Ingloman bu koşuyu burada lehine çevirecektir arkadaşlar. Hatta banko olarak da düşünebiliriz. İkili için bir numarayı düşünelim. Altılının 5. ayağına geldiğimiz zaman da burada 2 numaralı Pulo Perfect favori. Rakip olarak özellikle 1 numaralı Kisses of Fire, daha sonra da 3 numaralı 2 numaralı 3 numaralı El Felicita rakip olarak görüyorum. Yani 2 önde 3-1 daha sonraki ihtimaller. Tabii ki eğer istiyorsanız buraya farklı isimler değerlendirebilirsiniz. Özellikle 6 numaralı isim var. Michael Johnson'ın, İngiltere'nin önemli antrenörlerinden Michael Johnson'ın antren etmiş olduğu bir isim. Joe Fenwick de özellikle bu at için geldi. Gerekirse bu ismi de buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani 2, 3, 1, 6, 5. ayak için bana göre yeterli gibi görünüyor. Artık bunların da dışına çıkarsa yani yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Benim çalışmalarımda bu isimler ön plana çıktı. Altılının son ayağında arkadaşlar 5 tane at düşünüyorum. 8, 7, 1, 4 ve 9 numaralı isimler. Burada özellikle 8 numarayla 9 numaranın üstünde durmam gerekiyor. 5. ayaktaki 6 numarayla buradaki 9 numaranın antrenörleri aynı. Burada Bayan Jockey biniyor 9 numaralı Interiorit Lady'ye. Eğer 5. ayakta 6 numara Joe Fenwick ki 5 jockey'dir bu antrenörün. Genelde en fazla koşu kazandığı jockey'dir Michael Johnson'ın Joe Fenwick. Eğer bu isim burada başarılı olmazsa son ayakta bu 9 numaralı Interiorit Lady'den iyi bir koşu bekliyorum. Toparlayacak olursak 7'li plasın ilk ayağı. Bir arkası 5-3-2'li tutuyorum. Altının ilk ayağı 3 favori 2-1 daha sonraki ihtimaller. Altının ikinci ayağı 5 alternatif tekimiz 4-2 ufak bütçeli kuponları için. Daha sonra 1 numara eğer yerimiz varsa düşünülebilir. Altının üçüncü ayağında 3 alternatif ismimiz 5-9-10 daha sonraki ihtimaller. Eğer yerimiz varsa 1-9-6-4. Altının dördüncü ayağında 3 numaralı ismi günün bankası olarak düşünmek zorundayım ve bütçeme göre bu ismi banko düşünüyorum. Altının 5. ayağı 2-3-1-6 düşündüğüm isimler. Altının son ayağı da arkadaşlar 8-7-1-4-9. Benim düşündüğüm isimler bu şekilde. Sizin kendi düşündüğünüz atlar ya da tuttuğunuz isimler varsa evvela değerlendirmeye almanızı, daha sonra benim bu söylediğim isimlerin arasında seçtiğiniz, aklınıza yatan isimler olursa değerlendirmeye almanızı düşünürüm. Herkese bol şanslar diyorum. Hoşça kalın.